Kamuda ot tattınız. Halka bulunan mantarlar beni ziyarete itti. Bunlar patlık olarak engelliler abandırlık etnafın durumu beni bu ziyarete itti. Engellilere bu fırsatı verdiği için Deniz Bakanımız yatarın yatın toptu beye Türk ranar mı tonarım. Hatta engellilere pek fırsat vermediğim tuttum. Fabetlun meddetsiniz yetersiz. 3 aylık madde matur içilen durumda hayvandırlık sektörü ne yatıktı bitmiştir. Kalktı et ve varlık kurumu maalesef hiç yapamadı adettir. Tüzüzler imit kooperatifimizde mutlu adettir. Etnaf tiktak yapamadı adettir. Taneli ve Ticaret Bakanımız ne yaptıktı etnaf ve tanıdık bankalar yapıp zaten dediniz. Tavuk arandı da türden dedik zaten hiç konuşmaz. Atalarımız Erzurum rolarında ölür. Anne etimliğe alem tam olarak hiç yapamıyoruz. Hiç yapamıyorum da için en az iki yüz titremesi lazım. Apatör izimiz ve ticaret ellerimizde aletmiş hatanı yok. Tavuk ortağımızda eleman yoktur. İç yapılma yerine ne yatıktı? Büyük Birlik Partisi tüm politiklerimizin titreli aktarım. Amacımız buradan bir milletvekili Ankara'ya tutanacağız. Haberler mutlaka metinde olmalıdır. Neden? Neden? Çünkü denememiz parti Büyük Birlik Partisi olduğu için aday oldum. Saygılarımla Gürkan Itık Büyük Birlik Partisi milletvekili aday adayı. Sağ olun.
değerli basın mensupları ve değerli başkanlarımız ve bu yola benimle çıkan olan adaylar. Adaylar kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Alkara Ocakları'nın düzenlendiği bu toplantıya geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben Muhittin Timur, Kars Büyük Birlik Partisi'nde adayı olmaya karar verdim. Ben 1950 doğumlu Kars Arpaça Doğruyol köyünde ikamet ediyorum. Ticaret, hayvancılık ve mandırlarıyla uğraşıyorum. Evli, iki çocuk babasıyım. Büyük Birlik Partisi olarak aziz milletimize güven için hazırız. Önümüzdeki gelen seçimin sonrası bize güven verdiği takdirde milletimize ve Kars iline nasıl hizmet edeceğimizi herkes görecektir. Bugüne dek Kars'ta vekillik yapanların profesyonel kurumunun nezaketindeki itibarıyla ve siyasi seçim sizinlerin ne halde oldukları ortaya alınmış şehrimize imar altyapı sorunuyla doğuşan Kars sonraki dönemlerde gelen milletvekilleri ve partiler ortaya işsizlik halde alt safhada gerçekleştirerek gelişen ve beraberliğiyle ciddi ayta sorularıyla vatandaş bizlerden uygulamalar istemek sorularına ve kaynaklılık meseleleri iyice avuta çıktı olmasına rağmen ilk görüntüsü taşımaya çarpık yönetim anlayışıyla geri bırakılan Kars halk eğitim yeri halk yere Büyük Birlik Partisi'nin merkezi ve gözüm üreten anlayışıyla ulaşacağımız herkes Büyük Birlik Partisi'nin adalet, özgürlük ve refah pervasyonuna dayalı bir yönetim anlayışıyla Kars ve Karslara layık olacağımıza teşekkür ederim hepinize.